Heç bir insan cemiyetimiz ve devletimiz mihri ve itibardan çette kalmaydı. Muhterem Prezident, asıl vakiyanı siz bilişiniz gerek bu bir dakikada cereyan buletkenliği. Biz hakkımız özgürdü, yeni bir işler bulattı dedik. Kelip kelip, yeni işimi her daim yapıp yürgen, nagranda adam orada kurmaydıken bayağı ki Bahadır Danyarıp'a yazıp aldı genekende. Eğer ki sizge yardım kımakam olsa, biz bu hakkımda kirli oturuşumuzda hacatı yok. Biz şimdi Rusya'dan dedim. Ben o kanununuz var ki yaptım. Nagranlar kanununuz yaptım. Yani şahsiyet bu. Nagranlar kanunu benim için çıkarmayın ki devlet. Bu babalık sizi oturtup, yavrunuzda kımakam olsa hem iyiştir diyor. Bu sizi iyiştirme diyor. Bana sürüp sürüp çıkarttılar. Şimdi ne oldu ki diyor. Mahallede müracaat kısak, benim alakam yok dedi. Tuman hakkımının vakalatı yok. Velayet hakkımının vakti yok. Bu hakkımlardan bir ihsan sorup varmadım. İhsan kılınızlar menge deyip varmayıp ben. İtibarına vakalet ne gerek? İtibar veriş için vakalet şart mı? İnsaniyelik kılış için vakalet gerek mi? İki tane tepelip, sürdürüp sürdürüp çıkartıp taşlardı. Bana sizge insan kadri yılıdaki insanların kadri. Mangranlarga bugün itibar, hürmet. Ne mi oturttu? Devletin katta katta aylıklarını yapışınca vakalatlar bulan. Her bir fukaranı çıkıp ruhunu sündürüş gerekiyor. Prezidentke var. Balalıktan köz boyunca birinci grup nagranımın komünikasyonu yakın caylan, kışlak vıraşlık punktuna yakın caylardan auksiyon arkalı biriğinizler. Degen müracaatta kısam, bizi Surxondaryo'da bu işler bacarılmadan için közümüzden kan kili yaptı da. Yani sektör rehberimizin kimliğini tanımayız. Bu içki işler sektörü de turamız. Muhterem Prezident bu halk kabulhanesinin rehberinin nagranı bugün münasebatı şu olsa sağlamadan da getirmeyin. Ben yıkılacağım, hakim baba karab durdu. Ben işte karab durdu. Hakim babadan uyardım diye yaptım yani kızıma. Bilmem diyeceğim yok bunlara. Kılamız diye yaptım. Müracaat fikirlerine pişeyman kılıp, şu tağlı itağına bağırıp taşıyabilir. Hemen Osmanlı'nın düşkendi. Ve ya ki meylemez, onlar gözünü yiyemiyor bakan da. Ben düşken şehrine bağırıp, kukurağımızda bir plakatlar koyup yazıp duruşumuz gerek mi? Bir meselem hal bulu için. 80 Mart'ta müracaat kısağınızda faydası yok. Çünkü o hakimlikler internet müracaatları konukup kaldı, bu organıp kaldı. Allah'tan sorardım ki, kalbi vatan için mudrak basken bazı bir insanlarda kalbi uygunsa, hizmet kılıyorken rehberlerimizde kalbi uygunsa. Memleketimizde 2023 yılda insanga etibar ve sıfatlı talim yili deb nom berdik. Yangi yilda insonni qadrlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini qonuniy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan ishlarimizni yuqori bosqichga ko'taramiz. Farzandlarimiz sifatli ta'lim va tarbiya olib, barkamol shaxs bo'lishlari uchun boshlagan ishlarimizni ishchil davom ettiramiz. Muhtaram faxriylarimiz, aziz ayollarimiz, shuningdek yordamga muhtoj insonlar uchun munosib sharoit yaratish e'tiborimiz markazida bo'ladi. Hech bir inson jamiyatimiz va davlatimiz mehri va e'tibordan chetda qolmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Baxshitepa mahallasida yashovchi fuqaro Aliyarov Ixtiyor Ashurovichman. Men xonadonimda 21 Johnson 4 ta xo'jalik yashaymiz. O'zimda 4 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Bolalikdan ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Nogironlarni ijtimoiy muhofaza qilish qonuniga muvofiq ba'zi qonunlarni e'tiborga olgan holda auksion orqali turar joyi yashash uchun turar joy yer olib amaliy yordam ko'rsatish uchun ba'zi tashkilotlarga, tuman rahbarlari, viloyat rahbarlariga va sizga ham ijtimoiy tarmoqlar orqali bundan avval bir necha marta murojaat qilganman. Shu kungacha murojaatlarim e'tiborsiz qolayotganliklari uchun yana ham sizga qayta murojaat qilib, sizni vaqtingizni olishga majbur bo'ldim, chunki tinglanmaganligi uchun mana shu murojaatlarim e'tiborsiz qolayotganligi sababidan nima qilyapmiz? Murojaat qilishga majbur bo'lyapman. Mana shuni viloyatimizning sobiq hokimi To'ra Abdish Bobolov o'tgan yili menga va'da qilgan edi, yer beramiz, sizga ham uy solib beramiz deb va'da qilingan va'dalar balki adaylar bajarilmadi yoki vaqti yetmadi, u o'tib ketdi. 3-4 marta murojaat qildik, bordik, qabulda gaplashdik, lekin u tomon ijtimoiy tarmoqlardan ham murojaat qildim. Rasmiy munosabatlar bildirildi, yordam qilamiz haqiqatdan deyishdi, lekin viloyat hokimimiz hozir almashib ketdi,
Ulug'bek Qasimov o'tirdi hozir viloyat hokimi bo'lib. Viloyatimizga yangi guruh, yangi kuch sizning katta ishonchingiz bilan, katta mablag', katta e'tibor bilan, katta bir e'tibor bilan o'tirildi. Mana shu jarayonda men keyin joriy yilda 30-yanvar oyida shu viloyat hokimligining murojaat va yuridik shaxslar va jismoniy shaxslar murojaatlarini nima qilish bo'yicha bo'lim boshlig'i Doniyorov Bahodir degan yigitga telefon qildim. 82-82 raqamiga ishlatadi. Shu raqamdan telefon qildim. Bahodirjon, bizning murojaatimiz nima bo'ldi? Ha, Ixtiyor aka, siz Bobolovning davrida bizga murojaat qilganingiz, uyingizga borganman, hamma sharoitlaringizni bilamiz, ehtiyojingiz uyga borligini ham bilamiz. Lekin siz ijtimoiy tarmoqdan 2 marta meni yomonlab chiqqaningiz uchun ikkitasi bittada sizga rasmiy munosabat bilan nimangizni yopganman. Sizni arizangiz yopilgan. Bu qolaversa hokim ham almashib ketdi. U zaman o'tib ketdi endi. Bu yana qaytadan murojaat qilsangiz, qonuniy ko'rib chiqamiz. Agar yana ham ijtimoiy tarmoqlardan murojaat qilsangiz, masalangiz yana bitta rasmiy bayonnoma munosabat bilan hal qilib beraveramiz. U muammo emas, aka degandan keyin men tushkunlikka tushib qoldim. Tuman hokimimiz almashdi. Tuman hokimi Ulug'bek Zokirov degan hokim o'zgargan ekan. 3-chi sektorda 2 fevral kuni joriy yilda 2 fevralda ichki ishlar sektorida, o'zimizda sektorda kollejda qabul o'tkazildi. Xalq bilan tuman hokimimiz qabuliga kirdim. Gaplashdik xalq qabulxonasi rahbari bilan, Sho'rchi tuman xalq qabulxonasi rahbari bilan ishonish yakunida suhbat o'tkazdik. Tuman hokimimiz, yangi hokimimiz Ulug'bek Zokirov, siz xonadoningizni bo'lib bersak-chi dedi. Biz sizni aka-ukalaringizni o'zlaringizga bo'lib, men aytdim, muammoni agar o'zimizni oilamizni ichida yechim bo'lganda sizlarda ovora qilib o'tirmasdik biz. Butun dunyoda jar solib menga yer beringlar deb o'tib yurmasdim hokim bo'lib. Qozoningizni bo'lib bersam-chi deyapti. Men aytdim, yo'q. Men bo'lmasa uyingizga boraman dedi. Mana hali ham kelyapti. Nasib bo'lsa endi bundan yaqa kelib qolaman, bilmayman lekin. Kelgani yo'q, yaqinda ham telefonda gaplashdim. 1100 raqamini oxirladi. Gaplashdim uyingiz blogerlar gaplashgan ekan, telefon qildi, sizni uyingizga boraman, hozir mahalla bilan boraman deganiga ham mumkindan oshdi. Kelgan yo'q, lekin kelsa ham bir masala hal bo'lmaydi, chunki menga ochiqcha aytdi u kishi, meni qo'limdan ishlasa kelmaydi. Vakolatim sizga yer berish vakolati yo'q dedi. Men aytdim, muhtaram prezidentimizga ishonchlari har qanday vakolatdan ustun turadi-ku degan nimada fikrlarni bildirdim. Lekin bu fikrlarim faqat o'zimga qiziq, boshqalarga ahamiyati yo'q bunday fikrlarda. Meni fikrim bilan, meni murojaatim bilan hech kim e'tibor bermayapti. Bu narsalar ham o'tib ketgandan keyin 2 kundan keyin 1 sektorda Kushon mahallasida hurmatli hokimimiz Ulug'bek Qosimov tomonidan xalq muloqoti, xalq qabuli bo'layapti deb eshitdik. Bu joyga bordim. Armonlarimiz ushalib, endi bizda ham bir eshitadi. Muhtaram prezidentimizning ishonchi bilan kelgan katta bir kuch, katta mablag' viloyatni shunday bir gullatib yuboramiz deyapti. Endi bunga albatta vaqt kerak. Yaxshi-yaxshi ma'ruzalar bo'lishi kerak bo'ldi. Viloyat hokimimiz tomonidan men yangicha usulga o'tgan ekan. Uslubga xalq qabulxonasining rahbari, viloyat xalq qabulxonasi rahbari aytyapti. Uy deganda uyga aloqasi bor, yerga aloqasi bor, hamma birdan kelsin deyapti. 50 ta bo'lsa 50 tadan, 100 ta bo'lsa 100 ta birdan kel. Viloyat hokimimizda vaqti yo'q deyapti. Endi shu chaqirishda, chaqirgan paytda qizim opardi, qizim bilan yetalab qizim meni olib bordi, shu yerga bordik. Viloyat hokimining gapi eshitilmadi ham, orqada bo'lib qoldim. Qizim yosh bola bo'lgani uchun nima qilmagan, ayollar o'rtaga oldiga tushib ketgan. Tuman hokimi menga aytdi, siz bilan gaplashdim-ku. Men tuman hokimiman. Bo'ldi, bu yerda nima qilyapsiz? Borib qaytib ketavering dedi. Men aytdim, u gaplashgan bilan masala hal bo'lmasa, u kecha kunduzlab gaplashib o'tirishimiz mumkin, lekin masala hal bo'lmasa bekorda u vakolatim yo'q desa. Keyin tashqariga chiqarib yubordi bizni 50 ta. Qancha odam bo'lsak, ayollar bilan bo'ldi, sizlar murojaatlaringizni ko'rib chiqarib protokol qilinadi, hal bo'ladi. Yo'q, keyin janjal qilib yana orqaga kirdim. Men dardimni eshitsin. Viloyat hokimimiz meni nimamga bir eshitsin, meni bir gaplashayin deb kirdim. Keyin kechga yaqin orqamda shu meni e'tiboringizni bitta narsaga qaratmoqchiman. Orqamda bir turmushdan ajralgan bittasi turmush o'rtog'i vafot qilgan yolg'iz ayollar bor ekan, u 3-4 ta farzandimiz bor deyishdi. Menga aytdi, aka, siz ko'zi ojiz nogiron edingiz, sizni YouTube'da ijtimoiy tarmoqlarda murojaatingizni ko'rib edik. Agarki sizga yordam qilmagan bo'lsa, biz bu hokimga kirib o'tirishimizni hojati yo'q.
Biz endi Rossiyadan dedi bittasi aytdi, biz Rossiyada ish so'rayapti. Shu yerga boraman, ayol bo'lsam ham 3-4 yil qiynalsam ham o'zim uy joy qilib olaman. Sizga ki bular yordam qilmagan bo'lsa, bizga hammaman yordam bilan umid yo'q ekan deb ikkalasi qabulga kirmasdan ketdi. Qizim aytdi, bular tashqari chiqib ketdi dedi. Men endi shu ayol kishi bo'lib shularning g'ururi bor ekanki, men ular Rossiyaga ketamiz deb umidini uzib ketdi, lekin men nogiron holimda shu vatanning farzandi bo'lsam, shu vatanda yashaydigan odam bo'lsam, shu vatanning nogironi bo'lsam, keyin nogironlarni qonuni bilan muhofaza qilingan sizning qanchadan qancha bizga qilayotgan sa'y harakat yordamlaringiz bilan ham bizni e'tiborimiz bu yoqda hech narsa bo'lmay qolyapti-da. Shuning uchun muhtaram prezident, asl voqeani siz bilishingiz kerak bu yerda qanday jarayon bo'layotganligini. Biz hokimimiz o'zgardi, endi bir ishlar bo'ladi deb edik. Bu keyin qabulda shunga kirdim. Bir ayollar bo'yicha viloyat nimasi xotin-qizlar rahbari ekan. U kishi meni hokimga yetalab nima qildi? Ulug'bek Qosimovga assalomu alaykum hokim bova dedim, ko'zim ko'rmaydi. Bir joyga bordik, qizim shu yerga turibmiz, hokim bova oldiga keldik dedi. Salom berdi, assalomu alaykum hokim bova dedim, yaxshimisiz dedi. Keyin nima gap dedim, men aytdim shu joy masalasi, yer masalasida kelganman, nogironlarni ijtimoiy muhofaza qilish qonuni deb gapir boshlab edim. Bahodir yozib oldi dedi. Yerning nimaligini qarangki, dunyoning torligini kelib, meni ishimni har doim yopib yurgan, bir ishimni doim panjara ortida qaragan, nogironni odam o'rnida ko'rmaydigan boyagi o'zining bir eng chiroyli ishlarini amalga oshirib, silliqqina qog'ozdan rasmiy munosabatlar bilan qog'oz o'yini bilan arboblik qiladigan Bahodir Doniyorovga yozib oldi degan ekanda, keyin Bahodir kim ekan desam, shu men ixtiyor ekan, menman deyapti. Men ham sen hokimga aytda, bu qabulda men bo'lganman, bu odamni uyiga ham borganman, bu odamga biz sabr tilab nima qilganmiz degan, prezidentingga borsang boraver, masalang hal bo'lmaydi degan odamga nima qilib edi, ana qonuningiz bor-ku deyapti, nogironlar qonuningiz deyapti, meni shaxsiyatku, nogironlar qonuni men uchun chiqarmagan-ku davlat, nogironni O'zbekistonda bitta men nogironmanmi, nogiron qonuningiz bor-ku, o'shani ham protokolga kiritamiz, yaxshi kuzatib qo'ying deb ikkita uchta odam itarib orqamdan mana shunday itaryapti, orqamda yelkamga qo'l keldi, bitta qo'l shunday kelib itaryapti, qizim bilan qo'limda hassam, iltimos sekin sekin deganimcha shu sport zaldan chiqarib tashladi, maktabdan yiqilib ketyapman, zanadan tushaman, men ham sen kimsan, familiyang deb meni bunday haqorat qilib bitib turtib tashlamanglar, qaysi zamonda yashayapmiz desam, men senga o'xshagan fuqaroman deyapti, u Bahodir degan kuzatib qo'ying dedi, balkim hokimni o'zi aytdimi, uni menga qarang'i, shu yerda bittasi aytyapti, noinsof deyapti, Bobolov Xatiyabi seni o'tirgizib eshitdi deyapti, bu odam eshitmadi ham seni deyapti, ko'rdingizmi deyapti, battardan battar ekan dedi, siz kimsiz desam, men Sho'rchi tumanida hokim maoni bo'lib ishlayman deyapti, meni ko'zimning ko'rmaganligi u odamlarning gapi, u sizni deyapti oldindan taniyman-da aka deyapti, u Bobolov sizni o'tirgizib gapingizni qilmagan bo'lsa ham eshitdi deyapti, bu sizni eshitmadi ham, mana surib surib chiqarib tashladi, endi nima bo'ldi aka deyapti, men aytdim sen xuddi yaramga tushib qanday bo'lganiga, men aytdim siz nima deyapsiz, kimsan desa, men shu tumanda hokim bo'lib maoni bo'lib ishlayman, shu mahallada ishlayman, bir hokim maoni bo'lib, endi mahalla qancha mahalla bor, nechta hokim maonlar bor, har bir mahallani men tanimasam, chiqdim keyin qizim aytdi yig'lab, dada dedi, bunday joylarga kelasiz, har doim sizni mana shunday qilib chiqarib yubordi, bu marta yana kelsak bizni uradi dedi, bu endi bunday joylarga men bilan birga kelmang, endi bormayman deb yig'lab yig'lab bir avtobusga minib uyga qaytib keldik. Undan keyin 12 fevral kuni hurmatli viloyat hokimimiz Ulug'bek Qosimovni xalq bilan muloqoti bo'ldi, bu muloqotda ham albatta savollarimni berdim, murojaatimni qildim, bu murojaatlarimiz ham xudoga shukur hozir hech qanday nima natija ko'rsatgani yo'q, endi bilmayman nima qilmadi, yaqinda shu tuman hokimining ayollar nimasi bo'yicha muavini ekan, tuman hokimini muavini Nilufarman deb keldi uyimizga, viloyat hokimimizning qabuliga kirgan ekansiz aka, shu xonamda o'tirib yopib yuborsam ham bo'lardi arzangizni, vijdonim qiynaldi, 20 litr benzin sarflab uyingizga kelyapman deyapti, o'zi 6 kilometr Sho'rchining uzoqligi, 20 litr benzin sarflab keldik mana uyingizga, bir siz bilan suhbat qilib, bizlarda hech qanday vakolat yo'qligini sizga tushuntirib qo'yaylik, viloyat hokimimizning vakolati yo'q, tuman hokimimizda vakolati yo'q deydi. Endi muhtaram prezidentimiz, siz bitta narsa qarang, mahallaga murojaat qilsak meni aloqam yo'q deydi, tuman hokimining vakolati yo'q, viloyat hokimining vaqti yo'q, bu bizga o'xshagan nochorlar, bu amaldorlarning nimasida mazlum bo'lib qolyapmiz, bizga
sizin işançınızdan artık bu devlette kendi vakalet var. Özür, siz katta katta işanç bilen, nime ümitler bilen alıp gelip, hani yaş eken, abi ben yine de 45 çekirdim. Abi yaş adam işleydiken, gayret bilen, şicaat bilen bir, hani ben rahmet eğitmesem, ben narasıyla güldeklerim rahmet eğiter. Ben bir üylü olup kalan ama deken bir ümit bilen bari ödüm. Müracaat kıyım, bu apayam kirli de, bizde vakalatımız yokluğuna, etkali kegen eken, şunu aitti ketti. Ana domlar kurulu yaptı deken, siz onu olamayız, o baybatçaya mı olamaydı o domlarda? 3 milyondan oyaya kreditini de öleş gerek. Siz özü toğret yaptım. Ben 900 bin pensiyem bilen zorga ballarımda kün göremen, amelle künümüzde göremen. Ben bu hakimlerden bir ihsan sorup varmadım. İhsan kılınızlar menge deyip varma yapın. Ben Özbekistan Respublikası nagranlarda içtimai mukavaza kılış kanununun ikinci moddası da közde tutulgan nagranlarga, közü aciz nagranlarga, komunikasyaya yakın bugün caylardan, kışlak vıraşlık punktlarga yakın bugün caylardan üyücaylar kurulsun, ya ki yer acıratılışı, üyücaylar kuruluş için yer acıratılışı şart degen kanunlardı. İnovatka alıp, şu kanunga muvaffak bir auksiyonu koyup verseleriniz, auksiyonu da olsak dağın, şöyle özüm üy kurup alamam, üy kuruşumda yardım kımak yerde yapar. Lekin bunlar telefon kılışı yaptı da, velayet hakimimizden, yana telefon kılıştı, hakimiyetten ben dedi, velayet hakimimizin vakalatı yok dedi. Vakalatı olmasa şu şarayetlerde, maslaşka bir İtibarga vakalet ne gerek? İtibar veriş için vakalet şart mı? İnsaniyelik kılış için vakalet gerek mi? Salamga alık alış için vakalet gerek mi insanlar? Ne vakalet gerek? Muhtarım Prezidentim. Biz, ben bir tane sana bilemem ki, bana şu üstazlarımız aytadı, Sufi Allah'a, Aleyhi Rahmet Hazretlerinin Maslakül Muttakin degen eseri vardı. Şu eserde şu neresi yazılgen. Ota ananı dua kısa, kim padişahı koşulup padişahınızdan duanızda araylaşsa, bu duanız kabul dedi bana ibadetimizde sizde dua kılaman, ota anam bilen sizde dua kılaman Şavkat Miramanovich. Şu prezidentimiz aman olsun halkımızın baktığa, yurtumuz tinç olsun, ammadan kilerken balayı kazarlardan halkların perverdikar bizde asır egin deyim ben. Gözü evvelim Allah'tan müracaat kıp sorayım ben. Perverdikarım benim nümayemde iyisin müracaatımdı. Bana şu müracaatımdı iyisin, bana şunday şu sizde bizde başımıza koyup koyup da biz kimden mi sorayımız, müracaatımızı, derdimizi bu halk, benim okşakın nagran mazlumlar kimge etsin? Prezidentimizge eğitmesi, aytılmasak, bağırıp, hani o amazlarlar oturup alıp, prezidentke varmasak, masalahin hal olmaya, bizim vakamamız, yani yer kursatın diye de halk bir amız dedim. Nerede işte yer kursattın? Sıkarladıkken, yerlerken kursattım. Ha, bu palanca caydın, baydın cayı, bu caydan o palanca bay. Yusallat da, o yer bulmaydı, hakkı o yakati inip bulmaydı, ha bir çe. Ha öyle falan çağının cahı, o cahı gen bulmaydı. Karan yapıra verse, başkalarda yamalda gen diye bulamadı. Şimdi yapırgan adamın ağzı yaman buladı. İçimizden olsa, her gün ve limadan, özümdün, sağlığımdın, yamallaşı etkenliği sebebiden, bu mammaları tezere halkı versem, farzantlarımızdan kırbeş çekirdim. Benim özümdün uyacağım olsa diyeyim ben. O hakkımız olsa, şu özünüzde turgan cahınızı bölüp, şimdi böyle böyle taşıyasak, acilatıp taşıyasak bu mu yakın? Yaşarken ahvalımızı bana koruyarız. Bu ahvallarımızdan, ahvalımdan ne alamayayım ben? Mayla üyümde, cayımda, özümüzde bırakırlarım bile. Ardından bir amelde bir iki kanı üysap olamam dedim. Baydan yaşap üyüde kurup olamayız dedim. Bu yok, özümüz kıp veriyemiz dedi. Kurup fakat yine bu kağızda aldım, kağızda kap getiriyordu geplarımız. Aldım kağızda kalırıyordu kanunlar, gepler. Hazır ağızda hem kap getiriyor yaptı. Ağızı da kapkete yaptı. Bu oldu kılığımız, bu oldu yardım birerimizden uzakka ütme yaptı muhtarım prezident. Bana şu meselelerde bir ameli yardım verirseniz. Zaman zordu ki, hangama kurdu ki olup kaldı. Bu meselelerde bir sizin siyasetinizi kollayıp kuvvetleyemiz. Sizde, bana şu bizlerle kılıyetken, bizde nagranlarla kılıyetken şunca işlerinizde hesap kitabı yok. Cüde cüde çırayla işler buluyor. Lekin ahire geçe, bizler geçe yetip kemiği yapıyor da. Benim de işanç bildirgen hakimlerimizin vakti bulmasa, halk bulan bir derdini alışka, bir hali çukur yollarımız tüzelgen yok. Belki yollarga ince vakti gerek bulardı. Yani mesela, lakin bizler bilen sohbetlaşka 8 gün vakti gitmeydi de. Bir gelip, bir varganda şu kabulge varganımızda etişi yaptı. Ha, şu bitti, minlep adam var, 600 adam geldi de yaptı. Bitti, közü aciz nagren size kendisi de yaptı. 2 minut oturgızıp, kumulunuz için Ulubey Kasım'ı oturgızıp, gebleşip, aka, siz de ne beni aldığınızı yeterlip geldi. Siz ne mecbur buldunuz ki, şu halinizde bu balanı alıp, soğukta, kızınızı da alıp yaşarken, kızınızla bir yerlerde adaşı büyürsünüz.
diğende miyim yer vergenden ziyat edi. Yok, o benim iki tane tepelim sudurup sudurup çıkartıp taşladı. Bana sizge insan kadri yılıdaki insanların kadri. Nagranlarga bugün itibar, hürmet. Bu nesillerde muhtarım prezident bilişiniz gerek. Bu nesillerde bir bizge bir ameli yordam verişinizi sorayım. Bana şu, ben özümden gelmemiz şu, vilayet halkımda şu Daniyar Bahadır degen yigit şu Babalov'un vakti deyip aitken edin. Ya prezidentke varsan mesela engel bırak deyip şu meselelerde bunu şu nesiller özünün ispatını tavuk et yaptı. O böyle demek ne bana içki tartıptı bilgenin için. Aitkendir belkim bunu bilmeyeyim ben deyip utamanlarını. Şunun için muhtarım prezidentimiz iltimas kılaman ki benim müracaatımda bir yer alışımda ameli yordam verişinizi sorayım ben. Bana şu bir, benim bir kanım bile muhafaza kılıngan haklarımda tiklenişi de bir ameli yardım verişinizi sorayım edip müracaatını tamamlayman itibarınız için rahmet.